Ya. Ben şunu söyleyerek başlamak istiyorum. 10 Ekim patlamasında ben Ankara Garı'nın önündeydim. 100 metre ötemde benim arkadaşlarım paramparça edildi. Canlı bombalı bir eylemin mağduru olarak yıllarca bunun psikolojisini yaşıyorum. Keza ailemde. Çünkü herkes orada olduğunu biliyordu ve büyük bir panik yaşamıştı. Dün olan olaydaysa benim ofisim Beyoğlu'nda. Keza İnsan Hakları Derneğimizin hemen sokağının bitiminde olan bir bombalı eylem oldu. Ve ben müvekkil adaylarımla görüşmeye gittiğimde, oturduğumda bir çay bahçesinde herkes beni arıyordu. İyi misin? Ben de herkese iyiyim. Bugün ofise gitmedim. Dernekte değilim. Taksim'de değilim. Küçükçekmece'deyim. Şeklinde konuşma yapıyordum. Bu konuşmaya istinaden birisi ihbarda bulunmuş. Fakat ben bunu karakola gittikten sonra öğrendim. Yanımda iki Suriye vatandaşı kişi vardı. İhbar yapan kişi işte bir kişi, bir kadın onlarla oturuyor ve iki tane Suriyeli var. Şeklinde ihbarda bulunmuş. Bu ihbar üzerine gitmedim ben karakola aslında. Geldiler ve Suriyeli müvekkilleri kimlik tespiti için alacaklarını söylediler. Ben de onlara hukuki desteğe devam edeceğimi, kimlik tespitleri sırasında kendilerine karakolda eşlik edeceğimi söyleyerek polislerle beraber polis karakoluna geçtim. Polis karakoluna geçtikten yarım saat sonra böyle bir ihbar olduğu bilgisi söylendi bana. Cumartesi annelerinden yargılanıyorum. Bu bilgiler var içlerinde. Benim bütün kişisel bilgilerim bunun içerisinde. Yengem arandı. Yani bir şekilde irtibat kurulamayacak olan kişi. Yeğenimin annesi arandı. Ve tehdit edildi. Keza Eren abla dün geceden beri bütün bu hakaretlere, bütün bu tehditlere maruz kalıyor. Savcılığa bakın benim can güvenliğim yok. Ben buradan çıktığımda ne olacağını bilmiyorum. Ve savcı bana diyor ki bir polis karakoluna git. Ben nasıl bir polis karakoluna giderim? Zaten polis karakolundayken bunlar benim başıma getirildi. Oraya gitmeyeceğimi söyledim. Avukatım da aynı şekilde Jiyan da söyledi. Oradan bir ekip geldi ve gidip şikayette bulunduk. Orada tekrar Avcılar Karakolu'na gittiğimizde yine güvenlik şubeden, tem şubeden gelinip aynı süreç yaşatıldı. Neden oradaydınız? Niye size bu söylendi? 3 saat boyunca tekrar orada bir karakolda bekletildi. Hiçbir kimse bununla ilgili benim şikayet için gidiyorum. Bir avukat olarak şikayetim almıyorlar. Savcı almıyor, almak istemiyor. Konunun hassasiyetinden ya da başka bir şeyden. Herkes başından sağmak istedi. Dün geceden beri, dün saat 4'ten beri inanılmaz bir şiddetin hem aile olarak hem bütün yakınlarım, dostlarım bunun mağduru durumundalar. Söyleyeceklerim benim bu kadar. Ümit Özdağ hiçbir şey olmuyor. Yani bunlar bu yapının içinde güce sahip insanlar. Her ne kadar Süleyman Soylu'yla kavga eder gibi gözükseler de bu yapının içinde bir güçleri var Zafer Partisi ve onlar gibilerin. Bu kadar özgürce bir yalanı yayamazlar. Bu dezenformasyon yasası diyorlar ya, işte örneği bu. Tam bir saptırma olayı bu.